Şuradan hocam kaç kişi olduğunu görebiliyorsun. 8 yazıyor. Kaç kişi? Şu an 15 kişi. 15 kişi. Başlık. Sorun şurada. Şöyle atarsak net bir şekilde buradan da gözüküyor. Tamam. Sorun. Doğru. Görünüyor değil mi şu anda? Görünüyor. Evet. Görünüyor. Biraz indireyim istersen de. Ama bu sefer elinle kapanabilir. Şey, elin kapatabilir çözümü. Altta şöyle şey. Bir bak. Tamam. Tamam hocam, 12 kişi oldu. Başlayalım ya. Evde bakalım, şöyle bak. Biraz az okunuyor da yine hafif şey yaparsın şöyle ortam. Sorularda okursan seçenekler tamam. Daha şey olur. Zaten soruların onların önünde var ya hocam, oradan da tarif ediyor. Tamam. Bir ara ara gelin. Tamam. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Kimya sorularımızı çözmeye başlayacağız ama öncesinde arkadaşlar böyle kimya ile alakalı geçmiş iki konuyla alakalı soru hazırlamıştım taramalarda. O taramalardaki soruların çözümünü de arkadaşlar siz yapmışsınızdır. Mümkün olduğunca biz hepsini çözeceğiz. Böyle elektronik bir ortamda yapıyoruz. Keşke yüz yüze yapsak daha güzel olurdu ama sizden şeyimiz arkadaşlar en azından tatilimizi daha verimli bir şekilde geçirmek için elimizden geleni yapalım diye bir çaba içerisindeyiz arkadaşlar. Sorularımıza şöyle başlayacak olursak birinci sorumuzdan arkadaşlar katman elektron dizilimi 2,8,1 olan şeklinde X atomu hangileri ile iyonik bağlı bileşik oluşturabilir diyor. Şimdi X atomunun 2,8,1 olduğuna göre arkadaşlar nedir diyorum, bu 1A grubu elementidir diyoruz değil mi? Diğer elektron sayısı bana neyini veriyordu arkadaşlar? Grup numarasını veriyordu. Y elementi ile yaptığı Y'nin ise arkadaşlar değerli elektron sayısı 1'dir ve 1A grubunda o elementtir. Bu hidrojen olarak, hidrojenimiz de neydi arkadaşlar? Ametaldi. Bunu bir belirtelim. Z'nin 9 olduğunu, 2'ye 7 olduğunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Değerli elektron sayısının 7, 7A grubu elementi. Bu da nedir arkadaşlar? Ametal olarak söylenebilir. T'nin ise arkadaşlar 2, 8, 6 olduğunu, 6A grubu elementi olduğunu ve arkadaşlar bunun da ametal olduğunu söylüyoruz. Metal ametal atomları arasında iyonik bağlı bir bileşik oluşuyordu arkadaşlar. Metal ametal atomlar olduğuna göre X'in metaldir. Y, Z ve T elementler de ametal olduğuna göre hepsiyle yapacağı bileşikler iyonik bağlı bileşik olacaktır diyoruz. Ve birinci soruyu bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda ise arkadaşlar kalsiyum ve oksijen atomları arasında oluşan kararlı bileşik için aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Kalsiyum elementinin değerli elektron sayısı 2, 8, 8, 2 diyoruz arkadaşlar. Değerli elektron sayısı 2'dir. 2A grubu elementidir arkadaşlar. Oksijenim ise arkadaşlar 8, 2, 6 şeklinde. Bu da 6A grubu element olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Söylüyorduk. Değerli elektron sayılarını biz Lewis yapısı şeklinde yazarken kalsiyumun 2 tane noktası, oksijenin ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektron sayıları ne yapıyorum? Noktalar şeklinde göstermeme Lewis yapısı diyorduk. Hatırlarsanız bileşik oluşurken elektron verme ve alma kalsiyum metal, oksijen ise ametaldir. Elektron alışverişi sonucu oluşacağı için burada nedir? İyonik bağlı bileşik oluşacaktır. Kalsiyum 2 elektronunu veriyor. Oksijen ise arkadaşlar 2 elektron alarak kendini kaça tamamlıyor? 8'e tamamlıyor. Burada birinci ifademiz o zaman Lewis yapısı kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2 şeklindedir. Doğru bir ifadedir.
Formülü kalsiyum oksit bileşiğidir. Kalsiyum artı 2 ile oksijenim eksi 2 kalsiyum oksit bileşiğini ne yapıyordu arkadaşlar? Oluşturuyordu. Bu da arkadaşlar nedir? Doğru bir ifadedir. Oda koşullarında metal metal olduklarından dolayı katı halde bulunurlar. Katı halde elektrik akımını arkadaşlar iletirler diyor D şıkkı. Katı halde elektrik akımını iyonik bağlı bileşikler iletmiyordu. Bunu derste bayağı bir üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Tel ve lev haline getirilemez diyor E şıkkında da arkadaşlar. Tel ve lev haline getirilemezler, kırılgandırlar diyoruz. Cevabımız Denizli ikinci soru. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. X11 ve Y17 atomları arasında oluşan kimyasal bağ ve bileşik ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur diyor. X11 proton sayısını 2, 8, 1 şeklinde yazdığında arkadaşlar X'in artı 1 değerlikli, yani 1A grubu değerlik elektron sayısı 1 olduğu için artı 1 alacaktır. Y ise arkadaşlar 17, 2, 8, 7 şeklinde arkadaşlar. Bunun ise değerlik elektron sayısı 1'dir. Bir tane ne yapacaktır arkadaşlar? Alacaktır. Eksi 1'dir diyoruz. Birisi metal, diğeri ametal. Metal ametal arasında oluşan nedir arkadaşlar? Bağ, iyonik bağda elektron alışverişi sonucu oluşuyordu. Katyon ve anyon arasında elektrostatik bir çekim sonucu oluşuyor arkadaşlar. Doğrudur. İyonik bağlı bileşikler X, Y bileşiğini oluşturacak. Nedir arkadaşlar? İyonik bağlı bileşikler sulu çözeltileri elektriği ilettiği için elektrolittir diyoruz. X-Y bileşiği moleküler yapılıdır diyor arkadaşlar. Burada dikkat edin, moleküler yapılı olması için benim X ve Y'nin ametal ametal, yani kovalent bağlı bir bileşik olması gerekiyordu. Üçüncü ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır diyorum. Cevabımız Ceyhan olarak söylenecek. Evet. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Kalsiyum ve fosfor elementlerinin oluşturduğu kararlı bileşik için hangileri doğrudur diyor. Kalsiyumu az önceki soruda da yazdık arkadaşlar. 20, proton sayısı 2, 8, 8, 2. Değerlik elektron sayım 2'dir. O zaman kalsiyum artı 2 değerliklidir. P15 fosfor elementim ise 2, 8, 5 şeklindedir arkadaşlar. P'nin ise eksi 3 aldığı zaman soğuk gaz elektron düzenine ulaşacaktır. Bu ikisini çaprazladığımız zaman arkadaşlar kalsiyum artı 2, fosfor eksi 3, çaprazlama sonucu kalsiyum 3 ve 2 şeklinde bileşim oluşacaktır. O zaman birinci ifademiz formülü doğrudur. Bileşikteki iyonlar izoelektroniktir diyor. Kalsiyumun 20 tane protonu vardı. 2 tanesini verdiği zaman 18 elektronu kalır mı? Evet, ama proton sayısı değişmeyecek, biliyorsunuz elektron sayısı değişiyor. Fosforun 15 protonu var arkadaşlar. 3 tane elektron alırsa 18 elektron olacak. O zaman elektron sayıları eşitse bunlar aynı zamanda nedir? İzoelektroniktir. O zaman B şıkkımızda nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Lewis yapısını yazacağımız zaman arkadaşlar kalsiyumun 2 elektron verdiğini, artı 2 olduğunu, fosforun ise arkadaşlar elektronlardan alması sonucu arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 3 olarak söylüyoruz. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Bunu da 3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar ne yapıyor? Lewis yapısını göstermiş oluyoruz. İyonik bağlı bileşiklerde elektron alma verme sonucu olduğu için artı 2 eksi 3 ifadesini yazıp fosfor kendisini 8'e tamamlıyor. Cevabımız Edirne olarak ne yapılır? Söylenebilir arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. Kimyasal türlerden hangisi Lewis yapısında yanlışlık yapılmıştır? Kimyasal tür olarak helyum taneci arkadaşlar nedir? 2 tane elektronu vardır. Değerlik elektron sayısı bunu noktalar şeklinde 2 noktayla gösteririm. A şıkkı doğrudur diyorum. B şıkkına gelince arkadaşlar 2'ye 3 şeklinde. Son yörüngesinde 3 elektron arkadaşlar 3 nokta şeklinde gösterilmiş. Doğru bir ifadedir.
Oksijenin arkadaşlar eksi 2, 8, 10 tane elektron olduğunu, 10 eksi 2 eşittir 8 proton sayısını vereceğinden dolayı 2'ye 8 şeklinde değerlik elektron sayısını neye göre yazıyorum arkadaşlar? Elektron sayısına göre yazdığımda son yörüngesinde 8 elektronum var ama 2 tane de almış şekilde sayıyorsunuz arkadaşlar oksijenin 8 elektronu doğrudur. P15'i yazdığımız zaman arkadaşlar 2, 8, 5 şeklinde son yörüngesinde 5 elektronum olmak zorunda. Saydığım zaman noktaları 5 elektron yapacaktır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Lityum ise arkadaşlar dikkat edin 3 artı 1 ne yapacaktır? Son yörüngesinde 2 elektronu kalmayacaktır. Normalde sodyumun, lityumun 2, 1 şeklindeydi. Bir tanesini verdiği zaman son yörüngesinde elektron kalmaması gerekiyor. Ama burada 2 elektron o son yörüngesi değil birinci yörüngedir. Ondan dolayı arkadaşlar nedir? Yanlış bir ifadedir diyoruz. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Evet arkadaşlar. 6. sorumuzda X12Z7 atomların oluşturduğu kararlı bileşiklerin elektron nokta Lewis formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi X12 2, 8, 2 şeklinde son yörüngesinde 2 elektronu var. Bu metaldir 2 A grubu olduğu için. Evet Z'miz ise arkadaşlar 7'dir. 2'ye 5 şeklinde. Bu da 5 A grubunda olduğundan dolayı bu da nedir arkadaşlar? A metaldir. Metal A metal atomları arasında ne oluşuyordu? Yine az önce de söyledim sorularda. Metal A metal atomları arasında elektron alışverişi sonucu olması lazım. Ondan dolayı X'im 2 tane elektronunu verirken Z ise arkadaşlar 3 tane elektron olarak kendini ne yapacaktır? 8'e tamamlayacaktır. Bileşiklerin formülü X3Z2 şeklinde olacaktır. Bileşik formülünü yazarken Z'miz 3 elektron aldığından dolayı X'im artı 2 kaç tane var? 3 tane var. Z'm ise arkadaşlar 8'e kendini tamamlayacağı için 8 elektronumu yazıyorum içine. Ve dışına arkadaşlar 3 tane elektron aldığı şeklinde gösteriyorum. Kaç tane Z'm vardı? 2 tane Z'm vardı. Lewis gösterimi hangisinde uyuyor arkadaşlar buna? Tabii ki bursa olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorumuzun cevabını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz. Yukarıdaki verilen tepkimelerin hangilerinde elde edilen ürünlerin kimyasal türü? Kimyasal türü reaktifler. Reaktif dediğimiz neydi arkadaşlar bizim? Girenlerle ürünler, girenlerdir reaktif. Girenlerle ürünlerdeki reaktifler farklı olacak diyor. HCl'yi aldım. HCl1 neydi arkadaşlar? Moleküldü. Biz kimyasal türü sınıflandırırken atom, molekül ve iyon şeklinde arkadaşlar sınıflandırmıştık. Atom HCl bir moleküldür. H2 ile Cl2 de arkadaşlar nedir? Moleküldür. Ondan dolayı girenler molekül, çıkanlar moleküldür. Molekül arkadaşlar molekül olduğundan dolayı herhangi bir değişme yoktur. N2 ikinci şıkka geçtiğimde N2 bir molekülken N atomuna dönüşmüş. Molekül atoma dönüştüğünden dolayı arkadaşlar kimyasal tür değişmiştir diyor. NaCl için ise arkadaşlar bileşiktir. Bileşik neye dönüşmüş? Molekül olarak düşündüğümde büyük bir iyonlarına ayrışmış. Ondan dolayı molekül iyonlara ayrıştığından dolayı arkadaşlar kimyasal türü ne yapmıştır? Değişmiştir diyoruz. Cevabımız 7. soruda denizlidir diyoruz. Evet arkadaşlar. 8. sorumuz. Derslerde belirttiğimiz gibi düzenli istiflenmiş ve belli bir geometrik şekle sahip katılara biz ne demiştik? Kristal katı demiştik arkadaşlar. Kristal katı. Katıları biz sınıflandırırken ikiye ayırmıştık. Kristal katı bir de amorf katı vardı hatırlarsanız. Evet. Bunların içerisinde kristal katıların özelliklerinden arkadaşlar hangisi bulunamaz diyor. Sertlik var mıdır? Vardır. Kristal katılar serttir. Kararlı yapıya sahiptirler. Saydamdırlar. Kristal yapılıdırlar. Ama arkadaşlar belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Camsı geçiş sıcaklığı arkadaşlar yoktur diyorum. Camsı geçiş sıcaklığı kime aitti? Amorf katılara aitti arkadaşlar. Onun için cevabımız Edirne'dir diyoruz. Hatırlarsanız amorf katılar şekli şemali belli olmayan katılar olarak söylemiştik. Evet. 9. sorumuz. Aşağıdaki verilen kimyasal türlerin hangisi molekül değildir diyor. Molekül deyince aklıma kovalent bağlı bileşik gelecek diyoruz. Evet NH3 arkadaşlar ametal ametal kovalent bağlı bir bileşiktir. O3
Oksijen atomlarından oluşmuş arkadaşlar bir moleküldür diyorum. Oksijen ametal olduğundan dolayı. Klor ise arkadaşlar yine aynı şekilde ametal olduğundan dolayı arkadaşlar. SO2 de yine S ametal, oksijen ametal, ametal ametal atomlar arasında arkadaşlar ne vardır diyorum ki kovalent bağ vardır. Ondan dolayı da molekül yapılıdır. Ama CO'ya geldiğim zaman büyük C küçük O. Dikkat ediyoruz arkadaşlar burada. Buna biz ne diyoruz? Metal diyoruz. Kobalt diğer adı. Kobalt elementim. Elementler de metaldir arkadaşlar. Metal olduğundan dolayı kimyasal türü atomdur. Cevabımız Ceyhan olarak söylenecek. Evet arkadaşlar. 10. sorumuz. Hızlı gitmiyoruz inşallah. Yukarıdaki tepkimelerden yer alan olayların güçlü ve zayıf etkileşim olarak sınıflandırılmasında hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Güçlü ve zayıf etkileşim. Hatırlarsanız güçlü etkileşim atomlar arası etkileşimken zayıf etkileşim ise moleküller arası veya soy gaz atomları arasındaki etkileşimden bahsetmiştik. Şimdi birinci ifademde H2O, H2 ve O2 elementleri ne yapmış arkadaşlar? Ayrışmış. Bu H2O'nun parçalanması demektir. Bu elementlerine parçalandığı için bu kimyasal bir olaydır. Güçlü etkileşimdir. CO2 katısı CO2 gazına dönüşmüş. Bak molekül aynı molekül ne yapmış? Sadece fiziksel hali katıdan gaza dönüştüğü için bu zayıf etkileşim olarak ne yapılır arkadaşlar? Söylenir. Cl2 2 Cl atomuna dönüşür. Cl2 molekül de hatırlarsanız kimyasal türü. Cl ise arkadaşlar atomdur diyoruz. Molekül atomuna dönüştüğü için bu da nedir arkadaşlar? Güçlü etkileşim kopmuştur diyoruz. Cevabımız arkadaşlar 2'nin zayıf etkileşim olduğu, zayıf etkileşim 2, diğerlerin güçlü etkileşim olduğu bursa olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlar. Evet, 11. sorumuz. Anlaşılıyor inşallah arkadaşlar. İyonik bağa ait kavramlar haritasında bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir tane yanlışımız olacak. İyonik bağın özelliklerini sıkça tekrarladık arkadaşlar. 1. İyonik bağ güçlü bir etkileşimdir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Katyon ve anyon arasında elektrostatik, elektron alışverişine dayanan bir çekim kuvvetidir dedik arkadaşlar. Doğrudur. Elektron alışverişi ile oluşur diyor arkadaşlar. Elektron alışverişi sonucu oluşuyordu. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Dördüncüsü metal atomları arasında oluşur. Neydi arkadaşlar iyonik bağ? Metala metal atomlar arasında olduğundan dolayı arkadaşlar bu ifade nedir? Yanlıştır. Kimyasal bağ türüdür diyor arkadaşlar. Güçlü etkileşimlerde kimyasal bağ olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Onun için cevabımız Denizli yani 4 numaralı yanlış bir ifadedir diyoruz. Evet. 12. sorumuz arkadaşlar. X zıt yüklü iyonların etkileşimleriyle bir arada tutan katı diyor. Zıt yüklü iyon deyince aklıma hemen ne geliyor? Arteksiler geliyor. Arteksiler kimde vardı? İyonik bağlı bileşiklerde vardı. Hemen B ve C şıkkın. Dikkat edin burada bir şık eksik ama bizim şıklar arasında nedir? Sorumuzun cevabı vardır diyeceğiz. İyonik bağlı. Y diyor arkadaşlar. Atom, molekül veya iyonları düzenli bir şekilde istiflenmemiş. Bak. İstiflenmemiş ifadesine dikkat edin. O zaman biz istiflenme olayında düzgün değilse ne demiştik biz buna arkadaşlar? Amorf katı örneğini vermiş miydik? Evet arkadaşlar. Söylüyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet. 13. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri ortaktır diyor. CO2 ve Cl, CCl4 molekülleri için diyor. Karbon diyorsun, karbon tetra klorür. Şimdi CO2'nin yapısını yazacak olursam şu şekilde bir yapısı var mıydı arkadaşlar? Vardı. CCl4'ü hatırlarsak dersimizde de bolca üzerinde durduk. CH4 de olabilir, bu CCl4 de olabilir. Nedir? Burada arkadaşlar hangileri ortaktır diyor. Şimdi bir bağlayıcı elektron çifti sayısı yani bize bağ sayısını soruyor. Bağ sayısı 1, 2, 3, 4. Bu adam 4 bağ yapmış karbondioksit. Bunun bağlarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 bağ yapmış. Bağlayıcı elektron çifti her bir bağ 2 elektrondan oluşuyorsa çiftlerimiz nedir? Eşittir diyoruz arkadaşlar. Ortaktır. Molekül apolarlı. Molekülün polarlığı apolarlığı derken bu tarafa çeken kuvvetle bu tarafa çeken kuvvetler eşit mi? Eşit. O zaman birbirini götürüyor mu? Götürüyor. O zaman molekülüm nedir? Apolardır arkadaşlar. Geldim CCl4'e. Aşağı, yukarı, sağa, sola çeken kuvvetlerim hep aynı mı? Aynı. Birbirini götürür mü? Götürür. O zaman molekülüm nedir?
apolardır arkadaşlar. O zaman diyorum ki molekülün apolarlığı her ikisinde de ortaktır diyorum. Molekülleri arasındaki etkileşim arkadaşlar. Etkileşim dediğim zaman apolar moleküllerde ne vardı? Evet, ne diyorsunuz? Hemen hocam, London etkileşimleri vardı. Bunda da London var, bunda da London var diyorsunuz. Doğru bir ifadedir. Cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. 14. sorumuz. Yukarıdaki verilen görseldeki 1, 2, 3 numaralı bağlar hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir NaCl molekülüm var, bir H2O molekülüm var, bir de NaCl yine aynı şekilde. NaCl'nin kloru hidrojene bağlanmış. Klor eksidir, hidrojenim kısmi pozitif yani artı demiş arkadaşlar. Oksijenim eksidir, NaCl'deki Na da artıdır diyoruz. Bu ifadelere baktığımız zaman 1 ve 2 iyon dipol etkileşimdir. Bakın iyon, klor, hidrojen, dipol. H2O'nun artısı. Ha, iyon arkadaşlar Na artı, dipol H2O polar olduğundan dolayı nedir arkadaşlar? İyon dipol etkileşimi vardır diyoruz, doğrudur. İkinci ifadede 1, 2, 3 kimyasal bağdır diyor arkadaşlar. 1, 2, 3 kimyasal bağ değil arkadaşlar. Birinci ve ikinciler nedir? Fiziksel atomlar arasındaki yani 3 numaralı kimyasaldır. Değil mi? Evet, onun için arkadaşlar 1, 2 ve 3 kimyasal bağ değildir. Unutmuyoruz. 3 numaralı bağ elektron alışverişi ile oluşmuştur diyor arkadaşlar. 3 numaralı oksijenim ametal, hidrojenim de ametal. Ametal ametal atomlar arasında elektron ortaklaşması vardır. Elektron alışverişi değildir arkadaşlar. Onun için cevabımız Adana'dır diyorum. 14. sorunun cevabı. Evet. 15. CH4 molekülle ilgili molekül içi bağlar ve yoğun fazladı moleküller arasındaki bağlar arasında hangisi doğru verilmiştir? CH4 molekülünü hatırlıyor muyuz? Dersten evet. Şu şekilde HHH yazdık mı? Yazdık arkadaşlar. Şimdi karbonum ne? Ametal. Hidrojenim ne? Ametal. Ametal ametal arasında ne vardır arkadaşlar? Kovalent bağ vardır. Farklı ametal ametal arasında polar kovalent var. Polar kovalent bağ. Peki arkadaşlar soruyorum. Aşağı, yukarı, sağa, sola çeken kuvvetler eşit mi? Eşit. O zaman molekülüm nedir arkadaşlar? Apolardır. Apolar moleküller arasında London kuvvetler moleküller arasında. Dikkat edin, London kuvvetleri. Molekül içindeki bağın türü ise arkadaşlar polar kovalent olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olarak geçecektir. Evet. 16. sorumuz. Hangisi güçlü etkileşimlerin kırılması sonucu oluşmuştur diyor. Güçlü etkileşim dediğim zaman ne aklıma geliyordu? Kimyasal bağ. Kimyasal bağlar içerisinde hatırlarsanız iyonik bağ, metalik bağ ve neydi? Kovalent bağ şeklinde söylemiştik. Şimdi moleküle bakıyorum A şıkkında. A şıkkında CH3O, CH3 sıvısı gazına dönüşmüş. Molekül arası bağ kopmuş. Zayıf etkileşimdir arkadaşlar. Güçlü etkileşim değildir. I2 katısı I2 gazına dönüşür. Bak katıdan gaza dönüşme olayı yine zayıf etkileşim olarak ne yapılır? Söylenir. CH3OH sıvısı CH3OH gazına dönüşmüş metil alkol arkadaşlar. Bu da zayıf etkileşim olarak söylenir. NaCl iyonlarına ayrışmış arkadaşlar. Dikkat edin, katı hali Na artı ve Cl eksi iyonlarına ayrıştığı için bu nedir arkadaşlar? Güçlü etkileşimlerin kopmasıdır. İyonik bağların kopmasıdır diyoruz. Ha, H2O katısı H2O sıvısına dönüşmüş. Bu da yine arkadaşlar zayıf etkileşim olarak ne yaparız? Söyleriz arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir diyoruz. 17. sorumuz. X element hidrojen ile XH3 bileşiğini sadece indüklenmiş dipol, dikkat edin, indüklenmiş dipol oluşturmaktadır diyorsa bu molekülüm nedir? Apolardır. İndüklenmiş dipol apolar molekülde XHHH şeklinde düşünüyoruz. O zaman X'in kaç tane değerlik elektronu vardır? 3 tane değerlik elektronu vardır. Yani X'i biz görürken bir nokta burada, bir nokta burada, bir nokta burada görmemiz gerekiyor. Ha, son yörüngesinde kaç elektron olmak zorunda? 3 elektronu olmak zorundadır. Öncesinde 2 olabilir. Toplam kaç yapar? 5 elektrona sahip olabilir. Değerlik elektron sayısı 5'tir diyor. Bu ifade yanlış. Elektron sayısı 5'tir. Birinci ifade yanlıştır arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 5'tir derken yanlış.
Moleküller arasında London kuvvetleri görülür. Çeken aradaki açılar 120 derece. Çeken kuvvetler arkadaşlar birbirini götüreceği için nedir? London kuvveti vardır. Doğru bir ifadedir. XH3 bileşiği suda çözünmez diyor. Bu molekül apolar olduğuna göre diyorum. Apolarsa arkadaşlar XH3 bileşiği suda çözünmeyecek. Su nedir arkadaşlar? Polardır. Bu ifade de nedir? Doğrudur diyorum. Cevabımız denizde olarak söylenecek. Burada şunu belirteyim. Şurada dikkat etmemiz gereken değerlik elektron sayısı 5'tir diyor. Yani son yörüngesindeki elektronumuz 5'tir. Nedir arkadaşlar? Bizim son yörüngemizde 3 elektron var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cevap denizde diye düşünüyoruz. Evet. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yoğun fazda tanecikler arasında hidrojen bağı içermez? Hidrojen bağının olabilmesi için FON fon elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin olması gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorum oksijenin yanında hidrojen var mı? Var. Evet, o zaman nedir arkadaşlar? Bunda hidrojen bağı vardır. Oksijenin yanında hidrojen var mı? Var arkadaşlar. Azotun yanında hidrojen var mı? Var arkadaşlar. Hidrojen bağı vardır. Ha, şu ifadeyi açacak olursam denizli şıkkın arkadaşlar. CH3 şeklinde. Burada oksijene dikkat edin arkadaşlar. Karbonlara bağlı, hidrojene bağlı değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan dolayı arkadaşlar burada hidrojen bağı yoktur diyorum. Ha, burada da azotun yanında hidrojen bağı var mı şıklında? Vardır arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Burada da hidrojen bağından bahsederiz. Cevabımız 18. soruda denizlidir diyorum. 19. sorumuz. Yukarıda Lewis yapısı verilen moleküller 1 ve 2 numaralı bağlarla ilişkindir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? 1 numaralı bağ polar kovalenttir. Oksijen ametal, hidrojen ametal arasında nedir arkadaşlar? Polar kovalent bağ vardır. Evet. O zaman birinci ifademiz nedir arkadaşlar? 1 numaralı bağ polar kovalent bağdır. Doğrudur. 2 numaralı bağ hidrojen bağıdır diyor arkadaşlar. 2 numaralı bağ hidrojenin florun yanında hidrojen olduğundan dolayı 2 numaralı bağ zayıf etkileşimlerden hidrojen bağıdır. Doğru bir ifadedir. 2 numaralı bağ 1 numaralı bağdan daha güçlüdür. Hatırlarsanız zayıf etkileşimler güçlü etkileşimlerden daha nedir? Zayıftır. Ondan dolayı 2 numaralı bağ 1 numaralı bağdan daha güçlüdür ifadesi yanlıştır arkadaşlar diyorum. Cevabımız o zaman Ceyhan'dır diyoruz. Evet, 20. sorumuz. Aşağıdaki verilen bileşiklerin adlandırılmasında yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Yanlışlık yaparken alüminyum oksit doğru bir ifadedir. Potasyum fosfat doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sodyum bir karbonat olmak zorunda. Sodyum karbonat ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Demir 3 sülfat ifadesi doğru bir ifadedir. Magnezyum hidrür arkadaşlar doğru bir ifadedir. Cevabımız Ceyhan olarak iyonik bağlı bileşiklerin adlandırmasında vermiştik. Evet, 21. sorumuz. Kimyasal değişimlere verilen kavram haritasında hangisi hatalıdır diyor. Kimyasal değişmede toplam kütle korunur. Atom cinsi ve sayısı arkadaşlar korunacaktır diyorum. Doğru bir ifade. Molekül türü korunur arkadaşlar. Molekül türü arkadaşlar korunmayabilir. Bununla alakalı kesin bir şey söyleyemeyiz. Elektriksel yük arkadaşlar korunacaktır diyorum. Hacim arkadaşlar korunmayabilir. Korunmayabilir arkadaşlar. Ama molekül türü korunur ifadesi yanlıştır. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır diyoruz. Evet. 22. soru. Hangisi öğrencinin cevabı yanlıştır diyor arkadaşlar. Burada Zeynep öğretmen öğrencilerin kimyasal değişimlerini örnek vermiştir. Mayalama olayı arkadaşlar Mehmet için kimyasal bir olaydı doğrudur. Buğra paslanma demiş arkadaşlar kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Doğrudur. Öykü küflenme olayından bahsediyor. Küflenme olayı da yine kimyasaldır. Arda kıraalaşma. Kıraalaşma arkadaşlar fiziksel bir olaydır. Kimyasal bir olay değildir. Tuğçe elektroliz olayından bahsediyor arkadaşlar. Elektroliz olayı da kimyasaldır diyorum. Cevabımız Denizli Arda'nın söylediği diyoruz. 23. soruma geçtim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şeker pancarının şeker elde edilmesinde benzer bir olay gerçekleşmektedir? Şeker pancarının şeker eldesi fiziksel bir olaydır. Sütten tereyağı eldesi fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Üzümden şarap eldesi kimyasal. Undan ekmek eldesi kimyasal. Kirecin söndürülmesi kimyasal. Asit ve bazdan tuz eldesi kimyasal bir olaydır diyoruz. Evet, 24. sorumuz.
Geleneksel adı sönmüş kireç. Sönmüş kireç deyince aklıma ne gelecek arkadaşlar? Kalsiyum hidroksit. Bunu derste üzerinde çokça durmuştuk. Kalsiyum hidroksit olarak arkadaşlar cevabımız Edirne. Diğerlerine çok değinmiyoruz arkadaşlar. Edirne olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Evet. 25. sorumuza geçtik. Çıkış maddenin hangileri kimyasal değişime uğrayarak karşısında yazılan ürün dönüşür diyor arkadaşlar. Şimdi elmadan elma sirkesini elde edebiliyor muyduk? Evet, elde edebiliyoruz. Günümüzde çokça kullandığımız bir madde arkadaşlar. Etil alkolden kolonya elde ediyor muyuz? Evet, bu aralar çokça kullanıyoruz arkadaşlar. Süt, peynir arkadaşlar. Sütten de peynir elde ediyor muyuz? Evet, onu da elde ediyoruz arkadaşlar. Bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir diyoruz. Cevabımız 25 Edirne'dir diyorum. 26. soru arkadaşlar. Yukarıdaki fiziksel veya kimyasal değişim olarak işaretleyen bir öğrenci kaç tanesi doğru cevap vermiştir diyor. Sütten tereyağı eldesi fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Kimyasal bir olay değildir. Yanlış. Gökkuşağının oluşumu arkadaşlar. Gökkuşağı oluşumu fiziksel bir olaydır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Tuzlu suyun elektriği iletmesi arkadaşlar. Tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Demirin paslanması arkadaşlar kimyasal bir ifadedir. Doğrudur. Petrolde mazot elde edilmesi arkadaşlar fiziksel bir olaydır. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan olarak söylenir. 27. soruda arkadaşlar kaç tanesi maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir diyor. Doğal gaz yandığı zaman fiziksel ve kimyasal özelliği değişecektir. Buğdaydan un elde ederken sadece fiziksel özellik değişir. Kimyasal değişmeyecektir. Bakır metalin elektrolitmesi fiziksel'dir. Tele bir şey olmaz. Harcın sertleşmesi kimyasal bir olaydı. Betonun donmasıyla aynı şey. Demirin paslanması arkadaşlar kimyasal bir olaydır diyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 27. soru. 28. soruya geçtiğimde verilen madde örneklerinden hangileri metalik bağ içermez diyor. Metalik bağ içermez diye metal olması lazım. Civa metal arkadaşlar. Demir metal. Değil mi? Bunlar metal. Lehime gelince bu da metal metal homojen karışımlar arkadaşlar. Bronza gelince bu da metal metal homojen karışımları. Ama kükürde gelince kükürde S'le gösteriyordum. Ametaldi arkadaşlar. Cevabımız S kükürt yani denizlidir diyoruz. 29. soruda metalik bağ bulunur diyor. Metalik bağın bulunabilmesi neye ihtiyacım vardı? Metale ihtiyacım vardı. Azot ametal, karbon ametal, grafit karbon yine ametal, kükürt ametal, kala ise arkadaşlar bir metaldir. Ondan dolayı 29. cevabı Adana olarak basit bir şekilde çözebilirsiniz. Hepiniz doğru yapmışsınızdır. Evet, gelelim şimdi arkadaşlar 30. sorumuza. Yukarıdaki verilen tanecikler arası etkileşim türü hangisinin doğru olarak verilmiştir diyor. Etkileşim türü H2 apolar bir moleküldü. CO2 de apolar molekül. Apolar apolar arasında ne vardı arkadaşlar? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani London kuvvetleri. B, D, E şıklarına geçiyoruz arkadaşlar. İki de KCl ile H2O. KCl iyonik bağlı bileşik. H2O ise arkadaşlar dipoldur. İyon artı dipol. Yani iki de iyon dipol etkileşimin var mı? Vardır arkadaşlar. O zaman D, E şıklarına devam ediyorum. İyon indüklenmiş dipol diye de gidiyor arkadaşlar. Cevabımız ne kalıyor? Geriye Edirne kalıyor diyoruz. Diğerine bakalım. HF ile NH3 arasında da hidrojen bağı mevcuttur arkadaşlar. Doğru bir ifadedir diyorum. 30 Edirne. 31. soru. Yukarıdaki katman elektron dağılımlarının X, Y, Z atomlarının hangileri metalik bağ bulunur diyor. Metalik bağ dediğimizde değerlik elektron sayısı 2 ise arkadaşlar bunun nedir? Bu helyum elementidir. Helyum elementi arkadaşlar soy gazdır diyorum. Metalik bağ bulunmaz. Ama değerlik elektron sayısı 2 olan arkadaşlar Y elementinde 2A grubu elementidir diyeceğim. O zaman nedir? Metal diyebilirsiniz. Z'de ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 son yörüngesinde 5 elektronum var. 5 elektron olduğu için 5A grubu diyeceğim. Ametal olarak ne yaparız arkadaşlar? Söyleriz. O zaman yalnız Y bursa olarak cevabımızı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Evet, 30. soruda şöyle bir düzeltme yapıyorum. Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesi karşısında geleneksel adı doğru olarak yazılmıştır diyor arkadaşlar. Burada şöyle baktığım zaman sodyum karbonat, çamaşır sodası olarak biliyoruz biz bunu günlük hayatta. HCOH hatırlarsanız karınca asidiydi, sirke asidi değildir. Bu ifade yanlış bir ifadedir. CuSO4 arkadaşlar göz taşıdır, Kıbrıs taşı değildir. Bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. NH4Cl nişandır arkadaşlar. Doğru bir ifadedir.
Koh da potas kostikti arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade olarak söylenecektir. Kaç tanesi doğru yazılmıştır? 1, 2, 3 tane cevap Ceyhan'dır diyoruz. 33. sorumuzda formüllerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Bakır 2 sülfat dediğimiz zaman aklımıza arkadaşlar CuCO4 gelecek. Bakır 2 sülfat. Sodyum oksit dediğim zaman Na2O aklıma gelecek. Magnezyum fosfür dediğim zaman Mg3P2 aklıma gelecek. Bu şıklarda hangisinde var arkadaşlar? CuCO4, Na2O, Mg3P2 şeklinde cevabımız bursa olarak söylenecektir. Evet. 34. sorumuzda metallerin özellikleriyle ilgili diyor. Değerlik elektronları hareketlidir. Metallerin son yörüngesindeki elektronlar hareketlidir. Elektronlar hareket halindedir diyoruz. Evet. Oda koşullarında çoğunlukla katı halde bulunurlar diyor. Nedir? Metaller cıva hariç katı halde bulunuyorlardı. Doğru bir ifadedir. Elektrik ve ısıyı iletirler. Metaller elektrik ve ısıyı iletirler arkadaşlar. 34. sorumuz Edirne'dir diyoruz. Evet. 35. soru. Hidroklorik asit su, iyot karbon tetraklorür, su karbon disülfür. Yukarıdaki verilen madde çiftlerinin hangilerinin birbiri içerisinde çözülmesi beklenir? Çözünme olayında benzer benzeri çözüyordu, polar poları çözüyordu, apolar apoları çözüyordu hatırlarsanız. Şimdi hidroklorik asit HCl nedir? Polardır. H2O da polardır. O zaman polar polarda ne yapacaktır? Çözünecektir. Bir sıkıntı yok. İyot I2 apolar bir molekül arkadaşlar. Apolar. Karbon tetraklorür de apolardı. Bir önceki sorularda çözmüştük. O zaman bu da ne yapar arkadaşlar? Bir içerisinde iyi çözünür. Su arkadaşlar polardır. CS2 ise CS2'nin yapısını şu şekilde yazarsam arkadaşlar CO2 gibi düşünüyorduk. Nedir? Çeken kuvvetler eşit olduğundan dolayı molekülüm apolardır. Bir içerisinde çözülmesi beklenmez. Cevabımız bursadır diyoruz. Evet arkadaşlar 36. soru. Metalik bağlarla ilgili. Metalik bağlar güçlü etkileşim türüdür. Doğrudur. Güçlü etkileşimlerde metalik, iyonik ve kovalent şeklinde belirtmiştik. Metal katyonlarıyla serbest elektronlar arasında çekimdir diyor arkadaşlar. Metal katyonları serbest elektronlar diğer atomun elektronlarını çekiyordu ve arkadaşlar bir etkileşim oluşuyor. Buna metalik bağ diyorduk. Metalik bağ gücü fazla olan metal daha serttir diyor. Metalik bağ gücü ne kadar fazlaysa metalim o kadar serttir diyoruz. Erime noktası, kaynama noktası yüksektir diyoruz. Cevabımız Edirne olarak söylenir. Evet, 37. sorumuzda arkadaşlar zayıf etkileşimlerden değildir diyor. Zayıf etkileşim hidrojen bağı ve Van der Waals bağlarıydı. Van der Waals bağları dipol-dipol bağı, iyon-dipol bağı, London kuvvetleri indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol demiştik. Hidrojen bağı da yine zayıf etkileşimdi. Metalik bağ, iyonik bağ ve kovalent bağ da arkadaşlar nedir? Güçlü etkileşim olarak söylenecektir. Cevabımız Adana'dır diyoruz. 38. sorumuzda aşağıdaki moleküllerden hangisinde atomlar arası bağlar polar olduğu halde molekül apolardır? Atomlar arasındaki polar derken arkadaşlar farklı ametal ametal. Şu farklı ametal ametal, farklı ametal ametal, farklı ametal ametal. Bu aynı ametal ametal. Bunu bir eliyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunların açık yapılarını yazarsam H2O'nun yapısı şu şekildeydi hatırlarsanız. CO2'nin yapısı şu şekildeydi hatırlarsanız. HF'nin yapısı bu şekildeydi hatırlarsanız. NH3'ün yapısı da arkadaşlar bu şekilde ne yapıyorduk? Söylüyorduk. Şimdi molekülün apolar olması için çeken kuvvetlerin eşit olması ve iki tarafa aynı kuvvetle çekmesi lazım. Arkadaşlar o zaman ne yapıyorum? CO2 molekülüm apolardır diyorum. H2O polardır. HF polardır. NH3 polardır diyorum. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan'mış diyorum. Evet son iki sorumuz arkadaşlar. Hangileri erime noktaları, metallerin erime noktaları arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Metalin erime noktası neyle alakalıydı? Metalik çapla alakalıydı. Metalin çapını bulabilmem için arkadaşlar 2, 8, 1 şeklinde 2, 8, 2, 2, 8, 8, 1 şeklinde. Metalin çapı en büyük olan K'dır arkadaşlar çap olarak.
Daha sonra arkadaşlar nedir? Çapta sodyum büyüktür. Nedir? Magnezyum. Aynı yörüngede ise çapı arkadaşlar nedir? Değerlik elektron sayısı büyük olanın çapı küçüktür demiştik. Bunun çaplı arkadaşlar ne ters orantılıdır? Erime ve kaynama noktası ters orantılıdır. Magnezyum erime noktası büyüktür sodyumdan. O da büyüktür K'dan diyorum. Burada cevaba baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Magnezyum 2, 1, 3 şeklinde 2, 1, 3 cevap burs olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi yoğun fazla molekülleri arasında çekim kuvveti, etkin çekim kuvveti yanlış belirtilmiştir. HF molekülü arasında hidrojenin yanında flor arkadaşlar hidrojen bağını oluşturacaktır. CS2 molekülünü çeken kuvvetler eşit olduğundan dolayı az önceki soruda da London kuvvetleri var. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol doğru bir ifadedir. CH3, OCH3. Bunun yapısını arkadaşlar şu şekilde göstermem gerekiyor. Burada her zaman düşmeyeceğiniz bir şey olsun. Oksijenin değerlik elektronlar olduğundan dolayı ne yapıyordu? Aşağı doğru iniyordu. Ondan dolayı bu molekül ortaklanmamış elektron çifti varsa buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz dipol-dipol etkileşimi, London etkileşimi değildir arkadaşlar. H2S'de arkadaşlar yine H2S'nin yapısını çizecek olursam şu şekilde H'a H şeklinde olduğundan dolayı arkadaşlar nedir? Dipol-dipol etkileşim var. Doğrudur. CH3CL'de ise arkadaşlar dipol-dipol yani molekül polardır. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Ve sorularımız bu şekilde bitmiştir. Hepinize kolay gelsin diyoruz arkadaşlar. İyi günler.